Ayarlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önceden AutoCAD ile çizilmiş bir dosya açıyoruz. Katman yönetisine gittiğimizde bu dosyada önceden tanımlı katmanlar olduğunu göreceksiniz. Mekanik katmanların henüz aktif durumda olmayanlar yine aynı şekilde görülüyor. Var olan katmanlardan birisini seçip sağ tuştan mekanik katmana çevir komutunu kullandığımızda dikkat ederseniz katman isminin yanındaki sembol değişmiş oldu. Katman tanımlarını da kolayca yeniden isimlendir ile değiştirebiliriz. Çift tıkladığımızda o katman aktifleşir ve güncel duruma gelir. Yeniden sadece aktif olan katmanların listelenmesini sağlayalım. Öncelikle seçeneklere gidelim. AM standart bölümü altında ISO standartına çift tıkladığımızda bu standartla ilgili genel özelliklere ulaşabilirsiniz. İlk olarak yazı renklerinin mavi olmasını istiyorum. Nesne özellikleri ile ilgili ayarlara da buradan ulaşabiliyorsunuz. Örneğin drafting başlığı altında değişik tipte nesneler ve bu nesnelerin hangi katmana atanacağı listelenmiş durumda. Eksenlerle ilgili katman kısmına çift tıkladığımda eksenlerin daha önceden mekanik katmana çevirdiğim bir katman olan Centerlines katmanına atılmasını sağlayabilirim. Burada bir seçenek yer almaktadır. Bu seçeneği işaretlediğinizde listeden bir nesne seçerseniz eğer bu nesnenin hangi başka katmanlarda ya da nesne tiplerinde de tanımlanmış olduğunu görürsünüz. Örneğin Centerline Narrow isimli nesne AM7 katmanına atılıyor. Aynı şekilde başka nesneler de ışıklanan nesneler de bu katmana atılıyor. Benzer bir şekilde eksenlerin diğer eksenlerinde Centerline katmanına atanacağını tanımladık. Şimdi mekanik katman yönetisine gittiğimde burada dikkat ederseniz Centerline katmanın karşısında hangi nesne tarafından kullanılacağı görülüyor. Başka bir çizim açalım. Bu çizimde de daha önceden yapılmış belli katman ayarlamaları var. Katman yönetisinden bunu görebiliriz. Tüm katmanları listelediğimde dikkat ederseniz birçok katmanın ismi standart AutoCAD Mechanical katmanlarından farklı. Daha önceden bu ayarlamalar yapılmış durumda. Yeniden seçeneklere gidelim. Ve ISO standardına çift tıklayalım. Ayarlamalara geldiğimizde dikkat ederseniz burada eksenlerin Centerlines isimli bir katmana transfer edileceği söyleniyor. Ve bunun gibi değişik ayarlar önceden tanımlanmış durumda. Dosyamızı kapatalım. Kaydetmemize gerek yok. Şimdi yapmak istediğimiz şey, biraz önce açmış olduğumuz dosyadaki katman seçeneklerini buradaki import özelliğini kullanarak bulunduğumuz çizime aktarmak. Bunun için benden öncelikle hangi dosyadaki katman bilgilerinin transfer edileceği soruluyor. Biraz önceki adımda açtığım dosyayı seçiyorum ve devam ediyorum. Dikkat ederseniz katman bilgileri değişti. Katman yapısı da diğer çizimde nasılsa aynen buraya transfer oldu. Bu şekilde bir çizimden bir başka çizime katman yapılarını transfer etmeniz mümkün. Nesne özelliklerine geldiğimizde dikkat ederseniz biraz önce centerline, büyük harfle centerline olarak tanımladığımız katman eksenler için şimdi bir önceki çizimden transfer olduğu için değişmiş oldu. Ayarlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önceden AutoCAD ile çizilmiş bir dosya açıyoruz. Katman yönetisine gittiğimizde bu dosyada önceden tanımlı katmanlar olduğunu göreceksiniz. Mekanik katmanların henüz aktif durumda olmayanlar yine aynı şekilde görülüyor. Var olan katmanlardan birisini seçip sağ tuştan mekanik katmana çevir komutunu kullandığımızda dikkat ederseniz
Katman isminin yanındaki sembol değişmiş oldu. Katman tanımlarında kolayca yeniden isimlendirerek değiştirebiliriz. Çift tıkladığımızda o katman aktifleşir ve güncel duruma gelir. Yeniden sadece aktif olan katmanların listelenmesini sağlayalım. Öncelikle seçeneklere gidelim. AM standart bölümü altında ISO standartına çift tıkladığımızda bu standartla ilgili